Hala cevap yazmadı Ela'cık. Bir köşede bayılıp kaldı herhalde. Ya da ağlıyordur salak. Alfiye'nin babanın ilaçlarını unuttum. Saat kaç oldu ya? Hay Allah. Sadık, Çınar Orhan'la ilgili sorular sordum. Neden diye sordum, cevap vermedi. Şüphelenmesin diye elimden geldiğince cevapladım ama etkili olduğumu bilmiyorum. Gel. Bir dakika bekle. Babacığım, ilaç saatimiz. Sağ ol kızım, teşekkür ederim. Lütfen. Ben içerim. O ilaçları getirdi de. Sadık, bu işin altında da Tekin var. Yine bir şeyler karıştırıyor. Gözünü dört aç. Bak, baskından da kurtuldu. Yeni bir plan hazırlığı içinde. Bizi alt etmesine izin vermeyelim. Senden haber bekliyorum. Tamam. Allah'ın belası Tekin. Bir yakalanırsam ben biterim. Hapse atılırsam kim bilir kaç seni yerim. Denizsiz ben oralarda geberir giderim. Denizi de alıp buradan defolup gideceğim. Farklı bir şey söyleyen olmadı değil mi? Hayır efendim. İstediğiniz gibi. Hepimiz suçu Serdar Bey'in üzerine kalacak şekilde ifade verdik. Güzel. Güzel. Aferin. Tamam. Sonra konuşuruz. Tamam. Kimle konuşuyorsun? İşle ilgili bir şey hayat. Ha, anladım. Aç kapıyı polis. Polis, polis mi? Aa. Hayırdır inşallah. Tekin, kapıda polisin ne işi var? Dur bakalım anlarız. Aç bir. Aç kapıyı. Buyurun memur bey. Serdar Yüksel evde mi? Odasında ama niye arıyorsunuz ki? Tamam müsaade edin lütfen. Arkadaşları arayalım. Memur bey ne oluyor anlamadım ki. Ne yaptı benim çocuğum? Neden? Serdar Yüksel kımıldama. Kımıldama. Ben bir şey yapmadım. Aç çantayı. Ben arkadaşlar kelepçeleyin. Ben bir şey yapmadım. Anne. Kelepçemi. Memur bey ben bir şey yapmadım diyorum. Sakin ol. Sakin ol. Ben bir şey yapmadım diyorum. Sakin ol. Anne. Ben bir şey yapmadım. Sakin ol hayatım sakin ol. Ben bir şey yapmadım diyorum. Tamam, anne. Arkadaşı. Serdar oğlum ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım baba. Sakin. Baba yardım et. Peki. Baba. Peki. Oğlum bak, sen benim söylediklerimi yap. Öyküdeki değiştiğe inanamayacaksın. Oğlum kadınlar arasında jest yapmak ister değil mi? Haklısın abi. Ben nasıl düşünemedim ki bunu? Bu da yılların tecrübesi yani. Doğru söylüyorsun abi. Ama zaman erkekleri, ben de dahil, tam birer öküzüz. Oo güzel oğlum benim. Ha, bir öküzümüz kalmıştı yani. Yok abi, seni tenzih ederim. Sen bu işte ustasın.
Ama zaman erkekleri yani kadınları anlama konusunda sınıfta kaldı. Keşke birileri bizi eğitse ya da kadınları anlama konusunda kılavuz gibi bir şey verse. Neyse Oğuz, sohbetine doyum olmuyor. Benim acil gitmem lazım. Sonra görüşürüz yine. Görüşürüz abi. Parayı hazırladın mı? Bir de bu var. Borcunun tamamı değil bu. Ya tamam biliyorum. Bir yerden bak çok büyük bir para bekliyorum. Borcumun tamamını takır takır ödeyeceğim. Hiç merak etmeyin siz. Peki. Öyle olsun. Hadi iyisin Şevki Efendi. Bugün de canını kurtardın. Bu saatte ne yorgun mu böyle ya? Dur lütfen. Babamı bu işe karıştırma. İstediğin bu senin. Al. Benle oyun oynamak neymiş göreceksiniz. Niye arıyor şimdi bu? Efendim. Hani Şevki'nin tasmasını sıkı tutacaktın? Adam sürekli peşimde. Ya bir selam sabah vermeden saydırmaya başlıyorsun ahu. Ne oldu yine? Esas size ne oluyor ya? Bir kocana hakim olamadın. Ya bir yavaş konuşur musun? Ne oldu? Ne yaptı Şevki? Daha ne yapsın? Konağa gelip tehditler savurdu. O da yetmedi. Çınar ve Deniz'le konuştu. Deniz'le mi konuşmaya kalktı? Evet. Deniz'e söylemekle tehdit etti. Ağramı kapatırsın artık. Bahçeye mi bağlarsın onu bilemem ama bir daha gelirse senden bilirim Aysel. Duyuyor musun dediklerimi? Beni rahat bırakacak o adam. Benden uzak duracak. Bir de yüzme kapatıyor ya. Delirtecekler insanı. Meyve aldım. Dizi izlerken yeriz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Babamın böyle halleri beni çok huzursuz ediyor. Yani ne zaman babam böyle garip davransa altından bir şey çıkıyor çünkü. Hayır anlamıyorum. Ahu Hanım'a da ne gibi bir işi olabilir ki? Of ya bir yandan da çok mu kuruntu yapıyorum acaba diyorum. Ama sence de konakta bir garip değil miydi? Çınar. Hı? Çok mu kuruntu yapıyorum acaba diyorum ama dinlemiyorsun beni. Dinliyordum kusura bakma. Kafam dalgın biraz sadece. Bence bu meseleyi annenle konuşmalısın. Sen nereye daldın? Tekin haklıymış. Bu dosyada bazı sayfalar eksik. Katil zanlısının ifadesini eklemişler. Katil zanlısı Orhan Aksu emniyete getirilip ifade vermiş. Bir dakika ya. Ben bu ismi bir yerden biliyorum. Ama nereden? Çözmem gereken bir mesele var. Kardeşim. Yarın büyük gün. Hazırlıklar tamam. Hadi bakalım. İnşallah istediğin gibi olur. İnşallah. Ben zamanı gelince Öykü'yü uygun bir bahaneyle yollarım. Tamam. Tamam. Yeni menüyü niye print etmedik biz hala ya?
neredeydi? Yani bundaydı. Dosya hangisiydi ya? Tamam. Bilgisayara taşı. Ne yaptın lan ya? Of, sildin mi? Tamam, neyse. Silinen dosyalara bakalım. Bunlar bizim fotoğraflarımız. Mert fotoğraflarımızı silmiş. Zavallı Mert. Öykü ile arasını yaptığımı zannediyor. Sana öyle bir oyun oynayacağım ki Öykü bir daha yüzünü görmek istemeyecek. Merhaba Leyla Hanım. Benim sizinle konuşmam gereken bir konu var. Dinliyorum. Mert. Ne olmuş Merde? Ya Mert Öykü'nün peşini bırakmıyor. Nişanlanması bile buna engel olmadı. Israrla Öykü'yü geri kazanmaya çalışıyor. Aklasız çocuk. Leyla Hanım, Mert'in bir suçu yok ki. Hepsi Öykü yüzünden. Ay resmen gözünü kör etmiş çocuğun. Nasıl değişecek bu durum? Aslında ben bu yolunu biliyorum. Ya Mert gerçekleri görüp Öykü'den tamamen vazgeçecek ama bu konuda sizin de bana yardımcı olmanız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yaparım. Sen ne biçim adamsın Şevki ya? Sen beni rezil rüsva etmeye yemin mi ettin? Ay sen bir sakin olsana ne sen. Ne sakin olacağım ya? Sakin olsam ne olacak? Ahu'yu tehdit etmeni değiştirecek mi? Ya nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya o kadın yalan söylüyor, ben ona öyle bir şey... Ya sus artık Şevki. Bu da yalancı olan sensin. Bıktım senden de, yalanlarından da, kumarından da. Yine kumar borcun var değil mi? Onun için Ahu'dan para aldın. Ya kumar için falan almadım ben parayı. Ha, ama Ahu'dan para aldığını kabul ediyorsun. Ya Aysel, yemin ederim laflarım içinden işine gelenleri seçip benimle öyle konuşuyorsun. İnkar etme artık. Almışsın parayı. Bak Şevki, eğer yine kumar borcun varsa ve o yüzden Ahu'dan para aldıysan, yemin ediyorum boşarım bu sefer seni. Öykü o imzayı atar atmaz mahkemenin yolunu tutarım. Sen de kendini kapının önünde bulursun. Yeter be. Aldım diye sana hesap mı vereceğim? Aldıysam aldım. Avu yaptıklarının hesabını verdi mi? Ben onun kızına babalık yaptım be yıllarca. Babalık. Aşkım yavaş yavaş yavaş. Doktor ne dedi? Annemiz iyi olursa bebeğimiz de iyi olacak dedi değil mi? İki adım attım diye yorulmam. Sağlığımdan da olmam. Ama babamız sadık olmazsa hiç iyi olmaz değil mi Yalçın? Aşkım, bak yalan diyorum sana. Ben üzerimi değiştirmek için içeriye girdim. Yılan arkadan fotoğraflarımı çekip sana atmış. Sen de bu tuzağa düşüyorsun, bravo. O zaman gitme, yanımda kal. Hayatım, bunu konuştuk. Ben Esin için gidiyorum. Yalçın, senin tek çocuğun yok artık. Hani bir tane daha bebeğimiz var. Biliyorum. İkisini de düşünüyorum, merak etme. Yani kendimi pis hissediyorum gerginliklerden sonra. Bizim için nelerle uğraşıyorum Ela, sen de bilsen. Alo. Hı. Bu verdiğin tozun hepsini kattım ilaca bu. Ne zaman etki eder? Bu kadar acele etme. Bir iki güne etkisini gösterir. Peki ne olacak yani? Nasıl olacak tam olarak? Önce grip, nezle falan olmuş gibi fenalaşır. Anlamaz yani ne olduğunu. Sonra ani bir kalp kriziyle hakkın rahmetine kavuşur. Ha. Allah rahmet eylesin diyelim o zaman ha. Tamam, tamam. Topla kendini biraz. Çünkü...
Ay. Aldılar götürdüler oğlumu ve sen orada öylece durdun, engel olmaya bile çalışmadın. Nurhan, oğlunu polisler götürdü, eşkıyalar değil. Kaçakçılık yapmış oğlun. Çantasından çıkanları sen görmedin mi? Sahte pasaport vardı. Yaktılar, yaktılar Serdar'ımı. O öyle şeyler yapmaz. Hasbinallah. Dur, arama şimdi kimseyi. Sen hala el alemin derdindesin Tekin. Kimi arayıp da ne diyeceğim? Özgür'ü arıyorum. Ha iyi, tamam. Sen bir şey yapmadın, belki o yardım eder. Oğlum, Özgür. Söyle anneciğim. Abini tutukladılar, oğlum götürdü polisler. Tamam, tamam anne. Geliyorum ben hemen. Çabuk gel ne olur. Mert. Kardeşim benim hemen bir eve gitmem gerekiyor. Buralar sende. Tamam da ne oldu ya? Sıkıntı mı var? Yani yok yok, sıkıntılı bir durum yok. İyi tamam. Buralar bende. Anneciğim, baba, siz neden tartışıyorsunuz? Tartışmıyorduk kızım, konuşuyorduk. Nasıl konuşuyordunuz anne, sesiniz dışarı kadar geliyor. Hayır, bir de ne konuştuğunuzu da anlamadık, tartışıyordunuz sandık biz. Bir sorun mu var bu? Yok oğlum, işte klasik kızını evlendiren aile tartışmaları. Ayşen Hanım da biraz gerginlik yaratmayı seviyor tabii. O yüzden tartıştık biraz. Öyle mi anne? Öykü'nün evliliği mi yani mesela? Kızım başka ne olacak yani? Nikah nerede olacak? Nerede oturacaklar? Yani bir sürü yapılacak şey var. Oydu buydu derken tartıştık biraz. Kızım biliyorsun zaten. Annen böyle şeyleri büyütmeyi de seviyor. İlla bir gerginlik çıkartacak. Babacığım o zaman biz müsaadenizi isteyelim. Değil mi Deniz, kalkalım? Hayır, kalkmayalım. Benim babama sormak istediğim bir şeyler var. Sor kızım. Babacığım, konağa geldiğinde seni gördüm ben. Ah, onunla konuşuyordun. Gizli gizli tartışıyor gibiydiniz. Bir şey verdi hatta sana. Ne oluyor? Bir mesele mi var aranızda? Ben nasıl teşekkür etsem? Pardon, ileri gideyim. Yok, hiç önemli değil Leyla Hanım. Heyecandan olur böyle şeyler. Lütfen buyurun oturun. Gördüğünüz gibi üzülecek hiçbir şey yokmuş. Bu tür adamları ben bilirim zaten. Hep böyle tehdit, korku salarak bir şeyler yapmaya çalışırlar. Tam zamanında gelmiş. Kesinlikle. Çok ama çok teşekkürler. Rica ederim Leyla Hanım. Bakın, ne zaman ihtiyacınız olursa 7/24 hizmetinizdeyim ben. Efendim Mahmut Bey? Leyla Hanım, şimdi söyleyeceğim şey size çok abes gelebilir. Çünkü yanınızdan daha yeni ayrıldım ama acil olarak görüşmemiz mümkün mü? Hemen mi diyorsunuz? Evet. Olur derseniz ben sizi moda evinden alacağım. Anne! Oğlum! Oğlum! Abini götürdüler oğlum. Anne gel bir otur şöyle, sakin ol. Gel bir konuşalım. Baba, ne olmuş? Nedir durum? Niye aldılar abimi? Hangisini anlatayım oğlum? Kaçakçılık yapmış abi. Çantasından sahte pasaport çıktı, silah çıktı. İftira atıyorlar oğluma. Kesinlikle iftira atıyorlar. Serdar böyle bir şey yapmaz. Hadi oğlum kalk, avukatı arayalım, gidelim ne olur. Annem, konuştum ben yolda gelirken avukatla. Karakolda buluşacağız. Bir an önce gidelim ama. Hadi. 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 Çabuk çıkalım. Baba, hadi gelmiyor musun?
Yok oğlum, ben evde kalayım, tanıdıkları arayayım. Belki faydası olur Serdar'a. Tamam, doğru söylüyorsun. Haberdar et bizi de. Tamam, siz de haber verin. Tamam. Koştur koştur gidiyorlar. Sanki Serdar'ı kurtaracaklar. Evet, Çınar Efendi. Şimdi sıra seninle ilgilenmeye geldi. Baba cevap versene. Ne konuşuyordunuz? Ne verdi sana? Ya kızım, ne konuşacak? Ahu Hanım aradı beni, çağırdı, konağa davet etti. Ben de geldim. Belki düğüne katılamazsan falan diye bir tane çeyrek altın hediye etti. Onu dedi, verirsin, takdim edersin benim yanıma dedi. Ne bileyim, ben de size bunu söylemedim, bahsetmedim size bundan. Ne bileyim, konular buraya kadar gelecek. Hani bilseydim size de haber verirdim işteyse. Doğru mu anneciğim? Evet kızım. Benim de haberim var. Büyütülecek bir mesele yok yani. Öyle herhalde. Deniz, çıkmamız gerekiyor. İşle ilgili bir yere uğramam lazım. Baba, başka bir şey yok değil mi? Anneciğim. Benden bir şey gizlemeyin lütfen. Yok kızım, ne gizleyeceğiz? Baban da söyledi ya işte. Altın vermek için çağırmış Ahu Hanım. Tamam. Size öyle diyorsanız sorun yok. Biz şimdi çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Tamam, siz de kızım. Görüşmek üzere baba. Görüşürüz. Ama bu böyle olmadı, böyle ayaküstü gibi. Yine gelin olur mu? Biz her zaman geliriz, merak etme. Aysel anne, görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Bak, Deniz bile görmüş ne haltlar yediğini. Ya bir de konuştuklarınızı duysaydı, o zaman ne olacaktı? İyi de tamam da duymamış işte. Bana bak Şevki, ayağını denk al. Bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. Sonra demedi deme bana. Yeter be. Bıktım senden de, o parmağından da. Ben gidiyorum. Söyledikleri benim aklıma hiç yatmadı. Özellikle de annemin. Bize yalan söylüyorlar, girdiğimizde tartışıyorlardı. Ben senin gibi düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Gördüklerimiz gayet normal miydi sence? Ya şöyle düşün Deniz. Hani çiftlerin aileleri evlenmeden önce tartışır gerilir ya. Bu da onun gibi bir şeydi. Yani normaldi bence. Hayır Şınar. Ben ailemi çok iyi tanıyorum. Benim annem babam böyle sebeplerden tartışacak insanlar değil. Başka bir şey var bu işin içinde. Bana yalan söylüyorlar. Tamam. Diyelim ki öyle. Tamam ama ne yapabilirsin bunun için? Yani bir şey yapamam. Ne yapacağım, gerçeği söylesinler diye zorlayacak halim yok onları. Aynen öyle Deniz. Ne yaparsan yap hiçbir şey değişmeyecek. Ama gözüm hep üstlerinde olacak. Neyse, sen işin var demiştin. Bir yere mi gideceksin? Yok, konağa gideceğim. Öyle önemli bir şey değil, işle ilgili. İyi tamam, gidelim hadi. Sen benim için aşkın sözlükteki karşılığısın. Yok artık. Olmaz. Hayatıma taht kurduğun o ilk günden bahsetmek isterim. Yok abi ya. Sen fantezi müziğin prensi misin oğlum? Ne yapıyorsun? Doğaçlamada fena değilim de böyle yazıya dökünce yapamıyorum ya. İki hamburger menü. Tabii. Ne yazıyorsun sen? Hiç öyle eksik meksik falan yani. Mert, farkındaysan Özgür yok. Tek başıma da yetişemiyorum haliyle. O yüzden o eksik yazmaların bittiği zaman bana yardım edersen sevinirim. Tabii. Pardon, bakar mısınız? Arkadaş, şu bile benim cümlelerimden daha romantik oldu be. Vay be. Seninle nereye gidiyoruz?
Sürpriz. Çok merak ettim. Leyla Hanım, siz bana çok yardımcı oldunuz. Nasıl söylesem, siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Sonra fark ettim ki bu yaptıklarınız için ben size yeterince teşekkür etmedim. Sonra minnetimi göstermek için kendimce bir yol buldum. Siz beni evinize harika bir yemeğe davet ettiniz. Şimdi sıra bende. Hiç beklemiyordum. Sürpriz zaten. Buyurun lütfen. Buyurun. Bu masa bizim için mi? Evet. İkimiz için. Buyurun. Siz beni evinize harika bir yemeğe davet etmiştiniz. Sürprizim buydu. Sıra bende. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de gitmiş tehdit etmiş kadını. Ya hiç utanma da yok ya. Yüzü de kızarmıyor, para istemiş bir de. Ahu'nun kızına bakmışmış. Sen kime baktın ya? Ben yaptım her şeyi, ben. Sen anca bela oldun. Bu kim şimdi? Hayırlı günler Aysel Hanım. Hoş geldin oğlum. Öykü'ye mi bakmıştın? Ben ikinize birden baktım aslında. Sizi yemeğe çıkarmaya geldim. Yemeğe mi? Aha. Yani nişanlımla kayınvalidemi şöyle güzel bir yemeğe götüreyim diyorum. İyi olmaz mı? Yani hiç yemeklik havada değilim ama. Yani kutlama yemeği gibi düşünebilirsin Aysel anne. Kırma damadını. O zaman bir Öykü'yü arayıp soralım bakalım müsait mi? Efendim anne. Anne ben yemek falan yiyememişim. Başımdan aşkım benim. Ay çok işi varmış, yemeğe gelemem diyor. İyi tamam, biz gidelim oraya. Aa bak mantıklı. Ne mantıklı? Bana da söylesen anneciğim. Biz oraya gelelim diyoruz kızım. Anneciğim yani burası biraz şey. Hem sen sevmezsin kafe mefe. Sever misin ki? Ne zamandır seversin? Kızım. Ya çocuk bir kibarlık yapmak istiyor. Sen de uzatma artık. Tamam kızım biz geliyoruz. Çıkarız birazdan. Orada görüşürüz. Bizi bekliyor. Tamam. Ben üstüme bir şey alıp geleyim olur mu? Tamamdır. Ne yapacağım ben ya? Annem de Mert'te çalıştığımı görmesin. Afiyet olsun. Mert, buradan hemen gitmen gerekiyor. Buradan derken, yani kasadan mı çıkayım? Hayır, direkt mekandan çık. Niye? Annem Noğuz yemeğe geliyorlar. Annen Noğuz yemeğe geliyor. Evet. Çok güzel. Nesi güzel ya, gitmen gerekiyor diyorum. Nereye gideyim ya? Özgür bana emanet etti mekanı. Tamam, sen de bana emanet et. Oldu. İt ite it de kuyruğuna. Hiç kusura bakma, hiçbir yere gidemem. Ya Mert. Çık. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Menü getiriyorum. Ne var Deniz? Ahu Hanım müsaitseniz ben size bir şey sormak istiyorum. Ben bugün sizi babamla konuşurken gördüm. Bir de ona bir şey uzattığınızı fark ettim.
Sen de bunlar fısır fısır ne konuşuyor, aralarında ne tür bir hukuk olabilir diye merak ettin değil mi? Aynen öyle. Yani o şekilde görünce merak ettim doğrusu. Şaşıracak ne var bunda? Biz akrabayız. Kardeşin nişanlanmış, ben de ona ufak bir hediye gönderdim. Çam sakızı çoban armağanı. Sen ne sanmıştın ki? Yani ben de öyle düşündüm tabii. Sonuçta başka ne olabilir ki? Değil mi? Anlattığın gibi. Hayırlı olsun. Başka bir sorun yoktur umarım. Yok. Teşekkür ederim Ahan. Sordu demediniz? Evet. Aynen senin söylediğin gibi cevap verdim. Daha fazla irdeleyeceğini sanmıyorum. Bu konuda bu şekilde kapansın bitsin. Bir daha da sakın evime falan gelmeye kalkma. Afiyet olsun. Peki. Merhaba. Merhaba. Anneciğim, gelir misin? Ne oldu? Anne, ben burada çalışıyorum diyorum. Niye geliyorsunuz ya? Ya ne var bunda Öykü? Bu kadar büyütecek bir şey yok. Ya annenle nişanlın bir güncük senin çalıştığın yere gelmiş. Sen de bizimle oturur yersin. Sen oturdun diye hemen kafe iflas mı etti yani? Ayıp oluyor, yapma böyle. Gel. Nereye oturuyoruz? Efendim, hoş geldiniz. Sizi şöyle güzel bir masaya alayım isterseniz. Öykü, sen de otur istersen. Ben bugün sizinle özel olarak ilgileneceğim. Olur mu hiç öyle şey ya? Ben hallederim. Ha yok canım, olur mu? Lütfen otur. Kızım otursana. 40 yılda bir geldik zaten. Arkadaşım ben ilgilenirim diyor. Evladım, sen Leyla Hanım'ın oğlu değil misin? Ben senin moda evinde çalışıyorsun diye hatırlıyorum. Doğrudur, evet. Ama ayrıldım. Şimdi burada arkadaşımın yanındayım. Birlikte işletiyoruz. Öykü de yine iş arkadaşım oldu. Ay ne güzel. Çok güzel. Ben size isterseniz bir menü getireyim. Tamam. Ay ne iyi çocukmuş. Bu kadar varlıklı bir çocuk. Arkadaşına yardım etmek için işini bırakıp buraya gelmiş. Bravo. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok hoş bu sürprizdi. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Varlığınız da benim için de çok güzel bir yemek oldu Leyla Hanım. Birer kahve içer miyiz? Tamam, olur. Harika. Ben biraz üşüdüm. Hata bende, pardon. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama böyle de siz üşüyeceksiniz. Yok yok, hiç önemli değil. Ben üşümeye razıyım. Ben de seni görmeyi umuyordum. Ne istiyorsun benden? Konuşmamız gerekiyor. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Benim var. Merak etme. Çok vaktini almayacağım. Senden bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Basit. Karını da alıp bu evden defolup gitmeni istiyorum. Umarım hep böyle mutsuz olursun Deniz. Deniz'ciğim. Canım, iyi misin sen? Canın sıkkın gibi. Kafam karışık biraz. Ailevi bir mesele.
Ya seni o kadar iyi anlıyorum ki Deniz. Ya ben de bazen çok bunalıyorum. Böyle annemden, babamdan, herkesten kaçıp uzaklaşasım geliyor. Sana da oluyor değil mi? Yani bitmek istiyorsun. Oluyor. Ama lafta kalıyor. Sorumluluklarım var. Ailem var. Nasıl bırakıp gideyim ki? Niye canım? Belli mi olur? Belki gidersiniz. Belki Çınar da özel bir eviniz olsun ister. İmkansız. Gitmek istesek bile gidemem ki ben. Ne olursa olsun ailem hep yanımda olsun isterim. Tabii aileden uzak kalmak çok zor. Çok haklısın Deniz. Neyse ben senin düşüncelerine baş başa bırakayım. Benim de zaten bitmek bilmez ödevlerimle uğraşmam lazım. Sağ ol destek olduğun için. Tabii ki tatlım yani her zaman. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Teşekkürler Mert Bey. Ne demek? Vazifemiz. Afiyet olsun. E soğuk bu. Soğuk sandviç istediniz, o yüzden soğuk. Isıtıp getir. Bunu yapmam maalesef imkansız. Ama isterseniz sıcak sandviç türlerimizden yardımcı olabilirim. Hayır, ben bunu ısıtmanı istiyorum. Oğlum, olmuyor diyor çocuk. Başka bir şey seç sen de. Neyse. Böyle de yerim. Siz bilirsiniz. Başka bir isteğiniz olursa seslenmeniz yeterli. Teşekkür ederiz. Ya oğlum niye böyle davranıyorsun çocuğa? Ne güzel işte bize hizmet ediyor. Aferin çocuğa valla. Ne saçmalıyorsun sen? Dediğimi gayet iyi diyordun. Seni bu evde istemiyorum. Sen kim oluyorsun da beni bu evden kovuyorsun? Sen unuttun galiba, burası senin olduğu kadar benim de evim Yalçın. Benim bir şey unuttuğum yok ama galiba sana hatırlatmak gerekiyor. Yakamıza yapıştın ve bırakmıyorsun. Ona bak, haddini iyice aşmaya başladın sen. Ne o? Gerçekleri duymak rahatsız etti galiba. Yalçın. Yalçın. Çınar. Ne oluyor burada? Hiç. Abimle biraz konuşuyorduk baba. Değil mi abi? Yeni sözleşmeler gelmiş Yalçın. Git bir kontrol et. Baba iyisin. İyiyim evladım. Biraz boğazım ağrıyor, üşütmüşüm herhalde. Dinlenince geçer. Dediğimi unutma Yalçın. Tamam baba. Bir şey içmek ister misin baba? Suzan ablaya söyleyeyim mi? Sağ ol. Teşekkür ederim. Leyla Hanım, sizinle tanıştıktan sonra bambaşka bir adam oldum. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Daha mutluyum. Kendi kendime gülümserken yakalıyorum bazen. Bunu bana siz yaptınız Leyla Hanım. Kusura bakmayın ben... Evet, asıl siz kusura bakmayın. Ben böyle olmasını istemezdim. Size rahatsızlık vermek istemiyorum. Hiç olmamış gibi davranıp yürüyelim mi? Sağ olun, buyurun. Efendim? Dosyayı araştırabildin mi Çınar? Araştırdım. Söylediklerini ispatlayacak hiçbir şey bulamadım. Bulamadığına emin misin Çınar? Orhan'ın ifadesiyle oynanması sana biraz garip gelmedi mi? Tekin, bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Dosyada yazan ya da yazmayan şeyler beni ikna edemez diyorsan... gel ifadesini kendin al. Ne demek istiyorsun sen? Orhan elimde. Gel kendin görüş. Afiyet olsun. Memnun kaldınız mı?
Sağ ol oğlum. Yemekler harikaydı. Elinize sağlık. Sizce de öyle değil mi çocuklar? Öyle değilim. Yalnız bizim şefimiz işinde çok iyidir. Beni buraya daha önce Deniz'le Çınar da tatlı yemeğe getirmişti. Tatlıları da çok güzeldi. Eğer isterseniz... Yok yok oğlum. Ben yeterince yedim. Sağ ol. Neyse ben hesabı halledeyim. Hesabınız ödendi. Aa, kim ödedi? Müessesemiz. Olmaz öyle şey ya. Kaç paraysa söyle ödeyelim. Bunu kabul etmem maalesef imkansız. Niyeymiş o? Öykü bizim için çok kıymetlidir. Onun misafirleri bizim de misafirlerimizdir. Müşterimiz değil misafirimiz olabilirsiniz. Biz misafirlerimizden hesap almayız. Sevgilim. İyi misin? Pek sayılmaz. Neyin var? Tekin aradı. Orhan elindeymiş. Ailemin katili. Gel yüzleş diyor. Ne yapacaksın peki? İşte sorun da bu zaten. Ne yapacağımı bilmiyorum Deniz. Gitmeli miyim? Bence git. Yani en kötü ne olabilir ki? En azından aklındaki soru işaretleri silinir. Doğru söylüyorsun. Bir an önce yüzleşmem lazım bu adamla. Tekin'i mi arıyorsun? Orhan'la görüşmek istiyorum. Dede? Dede dedeciğim iyi misin sen? Ben su getireyim mi sana? İyiyim kızım iyiyim. Yok yok bir şeyim. Biraz üşütmüşüm galiba. Ve dede. Ben Suzan'a söyleyeyim sana bir tane ballı ıhlamur yapsın tamam mı? Yok kızım gerek yok. İyiyim ben. Dede lütfen. Peki tamam tamam. Tamam, getirtiyorum. Dikkat et. Dinliyorum. Tekin yine yapacağını yapmış. Çınar bu gece Orhan'la görüşecekmiş. Otur Çınar. Nihayet gerçekleri öğrenmeye karar verdin. İyi oldu. Uzatmaya gerek yok. Ne söyleyeceksen söyle. Kim bu Orhan? Tanıştır beni bir an önce. Ailenle ilgili bütün gerçekleri anlatacak olan kişiyle tanıştırayım seni. Orhan Aksu. Nasıl durumlar? Vallahi her şey hazır. Yarını bekliyoruz. Süper. Ya Mert sana söz veriyorum. Öykü bu sefer sana geri dönecek. Sinem sana ne desem az. Gerçekten çok, çok teşekkür ederim. Yarın öykü defteri tamamen kapanıyor. Benim geçmişimle ilgili ne biliyorsun? Her şeyi. Aileni kimin öldürdüğünü de biliyorum. Sen öldürdün değil mi ailemi? Sen yaptın her şeyi. Ben yapmadım. Madem sen yapmadın o zaman neden adalete teslim olmadın? Teslim olsaydın suçsuzluğunu ispatlayabilirdin. Bana tuzak kurdular. Kim tuzak kurdu? Suçu benim üstüme yıktılar. Kim suçu senin üzerine attı? Sana tüm gerçekleri anlatacağım. Anlat.